Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ne anlatacaksın bugün bize? Bugün belli başlı pazarlama artık bilgilerini oturtmuşuz diye hayal ediyoruz ve artık biraz daha derinlemesine gidelim. İkinci sınıfına, üçüncü sınıfına gelelim artık diye ümit ettik. En son marka oluşturmak üzerine konuşmuştuk. Evet, detaylı olarak markanın yolculuğu ve bu yolculukta hangi parametreler, hangi adımlardan geçeceğimizi epeyce de örnekleyerek geçmiştik. İyi oldu, çok da güzel oldu. Şimdi geçelim artık daha derinlemesine ve daha belli başlı konuları seçerek ilerleyelim diye düşündük ve bugün benim de aslında bu mesleğe ilk başladığım konu olan sponsorluk meselesini konuşacağız. Sponsorluk şey gibi değil mi bu kurumsal bağış düzeni? Evet, yani o bağış kelimesini çok sevmiyoruz. İncitici mi olur? Bir bağış değil. Aç doyurma değil miydi sponsor? Şöyle aslında sponsorluk tek taraflı bir iletişim değil, öyle söylemek lazım. Hı. Bağışta hani bağışı yaparsın, karşında hiçbir şey beklemezsin ama sponsorluk en nihayetinde ticari bir kavram olduğu için, pazarlama bir kavramlarından bir tanesi olduğu için bu bir bağış olmanın ötesinde faydası ölçülebilen, faydası ölçülsün diye bir amaca matuf yapılan bir iletişim enstrümanlarından bir tanesi sponsorluk. Hı. Evet, bağış olarak da düşünülebilir. Genel kanı bu olabilir ilk bu kelimeyle karşılaşanlar için. Çünkü kelime kökeni itibariyle de arka çıkmak anlamına geliyor aslında. Hı. Ve sponsorluğun pazarlama dışında da kullanımında, mesela yabancı bir ülkeye başvuru yaptığınızda o ülkede çalışma izni ya da oturum izni alabilmeniz için ne yapar? Oradaki kişiler ya da kurumlar, çalışacağınız kurumlar ya da size bakacak kişiler, ben bu adama sponsor oldum derler. Hı. Bunda çok karşılık beklenmeyebilir ama bizim terminoloji olarak baktığımızda sponsorluk bir kurumun, markanın ya da kişinin pazarlama iletişimi sürecinde bütünleşik pazarlamaya ulaşırken ki bazı çözemediği problemleri çözmesi için oluşturulmuş bir yoldur aslında. O problemlerden en başta olan nedir? Reklam kısıtları vardır, süreler vardır. Hmm. Ve bazı ürünlerin ve bazı sektörlerin reklam yasakları vardır. Mesela hukukçular reklam yapamaz. Mesela sağlık sektöründekiler, bir doktor reklam yapamaz. Ama sponsor olabilir mi? Ama sponsor olabilir. Hukukçu. Sponsorluk başlığı altında işler yapabilir. Burada da sponsor olan kurum ya da kişinin toplumun faydasını gözetmesi lazım. Yani toplumun bir yarasına şifa olsun diye görünen bir yüzünün olması gerekir ama onun arka planında pek tabii ki hiçbir şey göründüğü gibi olmadığı gibi sponsorlukta da dönülür, bakılır. Ben bu işi yaptım, bunun karşılığında ne kadar bir medya dönüşü alabildim, ne kadar bilinirlik sağlayabildim, ne kadar pazara penetre olabildim ve ne kadar para kazandım aslında. Yani ürün satabildim, satış yapabildim, gizlidir sponsorluğun ardında. Yani hiçbir kurum, ay efendim biz bunları destekleyelim, bunlar iyi çocuklarmış, vay bu takımında para ihtiyacı var, gönderelim 3-5 milyon falan diye yapmaz aslında. Tabii ki istisnalar var. Buna bir tane örnek de vermek, evet, doğru olur. Tam birebir de bir örnek marka vermeden söyleyeceğim. İşte büyükçe bir iş adamı 2-3 senedir Elazığlı olduğu için Elazığlı ne kadar basketbol takımı varsa, ne kadar işte futbol takımı varsa, ne kadar okul takımı varsa memleketlilikten dolayı bunu yapıyor. Aslında bunun da altında tabii ki bir fayda gözetilmiş oluyor. Çünkü memleketinde kahraman olarak karşılanmış oluyor. Ve devamında birçok problemi de çözmüş oluyor. Mesela bürokratik. Bürokratik işler, yani kapılar daha kolay açılsın diye yapılan bir şey aslında. Çünkü hiçbir şey gerçekten karşılıksız ve beklentisiz olmaz bu dünyada işin içine para girdiği zaman. Yani bu bir cami bağışından falan bahsetmiyoruz. Hatta camide de iş, zaten orada da bir fayda eğrisi evet, yok mu sonuçta? Ya da en azından bu dünyada olmasa da. Evet, yani dünyevi bir fayda beklenmeden bağışlar yapılıyor ama maalesef iyi diş edildi, o da bir iftar çadırı yapılıyor. Orada da yazıyor işte Erdal Bey'den herkese afiyet olsun. Evet. Denebiliyor maalesef, sadece dünyevi değil. İşte bu noktada da konunun biraz dışına çıkıyor gibi görünebiliriz ama burada iyiliği yaymak, iyiliği özendirmek anlamında da yapılsın, çok daha ses etmeyelim artık günümüzde böyle işliyor diyerek çok da insanlar onun aleyhinde çok bir şey söylemiyor. Hani vardır ya bizim kültürümüzde sağ elin verdiğini sol el duymasın diye. Aman işte yaptığın iyiliklerden bahsetme diye. Yok, herkes kolayca bahsedebiliyor. Bu doğrudur yanlıştır, bu başka bir konu başlığı haliyle. Ama faydalı olduğu noktada şu, işte senin buradaki samimiyetin, şu bu seninle ilgili bir şey ama toplum anlamında da bundan bir fayda bekleniyorsa olsun, insanlar şov yapacak olsa da bir sadra şifa bir şey çıkıyor ortaya. Hani var ya bizim, mesela ben o çocuğu hiçbir zaman çok böyle içim ısınmadı. Şeyden bahsediyoruz, bir tane bu CZN diye bir çocuğumuz var ya. Ama bir bakıyorum hakikaten çok güzel işler yapmaya başladı bu adam. Ya da biz artık kendi ayarlarımızı değiştirmeye başladık. Biz kendi mindset derler ya, bakış açımızı biraz farklılaştırmış olduk. Hoşumuza bile gidiyor aslında. İşte yine birçok gazeteci, birçok
fenomenimsi ya da fenomen kendi başına İdlib'e gidiyor, Halep'e gidiyor, Suriye'nin belli başlı çadır kentlerine gidiyor, yardımlar yapıyor. Ama bu nasıl sponsorluk başlığı altında? Ha yok, oraya geleceğiz şimdi. Ha. Genel olarak hani karşılıklı iletişim, fayda, eyvah, beklenti, fayda maliyet ekseninde düşündüğümüz zaman evet tabii ki fayda bekliyor bu adam. O işi yaptıktan sonra dönüp videosunu yayınladıktan sonra kaç takipçi almış, videosu kaç izlenmiş, bunları umursuyor. Bunun için mi yapıyor? Ben bilmem. Niyetler, insanların kendi bileceği şeyler, kalplerini açıp bakmadık kimsenin. Genel olarak sponsorluğu bir kez daha tanımlayacak olursak, bir kurumun ve bir markanın ve bir kişinin kendi iletişimini klasik yollardan yapmayla beraber destekleyici olarak toplumun da yararını güderek ortaya koyduğu bir bağış, para, aynı yardım, personel desteği, varsa yerinin desteği, varsa bürokratik anlamda senin gücün, bunların hepsinin temelinde, hepsine tanım olarak bir sponsorluk diyebiliriz. Çok bilindik sponsorluk örnekleri var. Şimdi burada 3 kişiyiz. En az herhalde 2'şer tane, 3'er tane sayarız. Sayalım. Diyerek hemen bir tanesini bir soralım mesela, yani akıllarda kalan benim güzel bir sponsorluk. Benim aklıma şey geliyor mesela, Vakıfbank'ın kadın voleybol takımı. Evet, kadın voleybol ligini. Çünkü Vakıfbank voleybolda çok öncü ve sadece kendi takımı ülke da var, içinde değil. Evet evet, kendi ülke içinde de değil. Uluslararası anlamda da şampiyonlukları olan bir marka, bir banka ve kadını destekler, kadınların spora teşvik edilmesinde öncü olabilme niyetiyle sponsor oldu. Neye? Kendi takımına sponsor oldu. O da bir nevi bir sponsor. Ülker Spor da bunu senelerce yaptı örneğin. Daha sonra kendi takımını lağvedip oradaki bütçesini tamamıyla Fenerbahçe'ye kaydırarak Fenerbahçe'nin yıllarca alamadığı basketbol şampiyonluklarını üst üste almaya başladı. Bakıldığı zaman bunun da altında ne vardı? Tabii ki Ülker'in bir bilinirlik kaygısı vardı. Ülker'in bir penetrasyon kaygısından ziyade yeni ürünlerini, markalarını lanse edebiliyordu. Ve şimdi ilk 2005 yılında ben iş hayatıma başladığımda Türkiye'de sponsorluklar sadece formanın önüne reklam almak gibi algılanıyordu. Bunun adı zaten reklam ilişkisi. Yani ha bir Giant Board'a ya da bir Megalight'a, bir Billboard'a reklam vermişsin. Ha efendim söyleyeyim Arif Erdem'in önündeki işte Show TV yazdırmışsın, Vakıfbank yazdırmışsın filan. Hiçbir farkı yok gibiydi aslında algılanış itibariyle. 2000'lerin başından itibarense Türkiye'ye yeni yeni gelen bir akımla beraber sponsorluk fark edilmeye başlandı, önemsenmeye başlandı. Bu yolda en büyük katkı veren markalardan bir tanesi de çok iyi biliyoruz ki 12 dev adamla beraber Garanti Bankası. Evet. Herkes bugün şarkısını ezbere bilir. Herkes o günlerdeki kadroyu aşağı yukarı sayabilir ve takımın nereden nereye geldiğini görür. Ama eş zamanlı olarak win-win birbirlerine destek olma anlamında Garanti Bankası'nın da nasıl dönüştüğünü ve o dijitalleşme sürecinde nasıl diğer bankaların önüne geçebildiğini hepimiz gözlerimize şahit olduk. Efes mi? Sen alkol haliyle bir... Reklamı yapılamayan... Evet, reklam kısıtları olduğu için ne bu oldu? Bu şey gibi mi biraz? Biraz etraftan dolaşılmış hülle, oldu. Hülle yöntemi, hülle yoluyla reklam yapma... Diyebiliriz. Aynen öyle diyebiliriz. Orada da yine Türk hukuk sistemi ya da Türk işte rütün baskısıyla beraber takımla da Efes Pilsen olmaktan çıktı. Anadolu Efes oldu bakıldığı zaman. Ama herkesin aklında, zihninde haliyle neyin çağrıştığı belliydi. Bu reklam kısıtlarından, bu yasaklardan kurtulabilmenin yolu evet buradan geçiyor. Çünkü bakıldığı zaman siz de medyanın içinde medya reklamı ve saniye ilişkisi, saniye kısıtlarını iyi biliyorsunuz radyoculuk geçmişinizde. Eski hatıralık. İşte her saatin %20'si ancak reklamla doldurulabilir. Ama bunu yıkabilmek için, belki de etraftan dolaşabilmek için ne olur? İşte Garanti Bankası'nın sunduğu Erdal'la günaydın başlıyor dediğin zaman o Garanti Bankası ölçüm dışındaki bir sponsorluk olacağı için reklam sürelerinden yemez. Ha, orada da yeni yeni düzenlemeler başlamış oldu. Yani... Şey, kapak diye bir şey vardı hani mesela reklam evet. Kuşağının kapak. O da sponsorluk mu yoksa o başka? Yok, o başka bir şey. Bu şunu söylüyor aslında sponsorum. Ben bu programın arkasındayım. Bu programın ben iyiliği yine kefilim ve bu programı size kadar gelebilmesinde katkı sağlıyorum. Yani senin ya benim gönlüne ulaşıyorum. Kurumsal duruşuma uygun bir içerik olduğunu düşünüyorum. Ben evet. Yanına konumlandırma gibi. Aynen, sponsorluk gerçekten çok derin bir konu. Çok uzun uzadıya da konuşmayı da çok isterim ama burada belli bizim de kısıtlarımız var diyelim. Sponsorluk örneğin ille de bir şey bekleyerek evet belki kitlelere ulaşabilir her sponsor. İlla ki ulaşır. Yani duvara yazdığın yazıyı bile o gün 50 kişi görür, 70 kişi görür. Okey eyvallah ama bana uygun mu değil mi? Bir önceki mesela videomuzda demiştik ya bizim bir marka vaadimiz var. Logoyu seçerken bile gökkuşağını seçmiş olabilirdik bir zaman. Ama değişen konjonktürde o gökkuşağı günümüzde
belki bizim hedef kitlemizin sevmeyeceği bir imge haline gelebilir dedik. Hakeza yine toplumun %92'sinin sevmediği ve birçoğunun terörist olarak tanımladığı, tasvir ettiği partinin logosunu düşündüğümüzde o logoyu biz kullanmış olabiliriz. O yüzden bir şeye başlarken çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani bu nereye gidiyor? Örneğin yine benim işte ilk işe başladım ya da bu iletişim dünyasına ilk girdiğim senelerden belki ikinci, üçüncüsüydü diyebilirim. Orada da biz dergilere sponsor oluyorduk. Yani derginin belli köşelerindeki belli bölümleri sponsor adımızla beraber anılıyordu. Ama inanın bana ben o dergileri okuyordum. Belki de ezberliyordum. Yani en ufak bizim aleyhimize olabilecek bir şeyi de gözlemeye çalışıyordum. Yani o dergi bize deseydi ki sizden para da istemiyorum, siz gelin buraya sponsor olun deseydi bizim işimize yaramayacağı gibi bize zarar da verebilirdi. Dolayısıyla sponsorluk öyle hani gelsin birileri bir şey istesin, reklamın iyisi kötüsü olur. Bunu bir kez daha söylemek lazım. Reklamın iyisi kötüsü olur kardeşim yani. Hani az iyisi daha iyisi değil. Kötüsü olur. Gerçekten de olur. Başına bela da açabilir. Bunu bir örnekle konuşalım. Güzel konu bu. Reklamın kötüsü. İşte söyledik mesela yani gökkuşağı ile ilgili meseleyi söyledik. Ya da zamanında çok tutmuş mesela. Evet biz erkek egemen bir toplumuz. Erkek eski reklamlar illaki karşımıza çıkıyordu. Baktığımız zaman baya baya erkek egemen. Filmlerde görüyoruz. Reklamlarda görüyoruz. Hadi bakalım yani onu toplumsal algı değişiyor zaman. Yap bakalım yani. Toplum da değişiyor. Toplumla beraber eşlenik ve eş zamanlı olarak da iletişim dünyası aslında değişmesi zaten kaçınılmaz. Sponsorla bir kez daha dönecek olursak, sponsorluk dön dolaş aynı yere geleceğiz. Tek başına bir bağış değildir. Beklentisiz bir geri dönüşü istenmeyen bir yardım faaliyeti falan asla değildir. Sponsorluk bir iletişim faaliyetidir. Karşılık beklenir. Sonuna kadar da istenir ve takibi de yapılır. Bazı örneklerde hemen bu yaz bir örneği de verebilirim. Kavga edercesine yani sponsor olduğun etkinlik, organizasyon, takım, spor her neyse onun adı toplum yararı gözeten şeyle kavga edebilecek noktada sponsor olan taraf inatlaşabilir. Çünkü onun derdi İlle de topluma katkısı değildir. O sekonder faydasıdır. Onun derdi haliyle oradaki amiyane tabirle parsayı toparlayabilmektir. İşte bu yaz bir etkinliğimiz söz konusu olmuştu bizim. Kahve. Evet evet. Büyükçe de bir marka, iletişim markası bize hem isim sponsoru hem ana sponsor olmuştu falan. Birbirimize giriyorduk çünkü. Biz davet edildik mi o kahve? Bana gelmedi. İnşallah seneye gelirim yani bir daha olursa. Olursa da burada biliyoruz. Orada mesela biz gerçekten böyle boğaz boğaza kavga ettiğimizi çok iyi hatırlıyorum ben. Yani birisi dışarıdan sponsorlu bilmem birisi kardeşim sen bu adama yardım etmiyor muydun? Yani daha ne istiyorsun falan diyebilir. Ama tanımın o olmadığını göstermek için bu örneği vermek istedim. Orada da mevzu şuydu. Benim rengim niye öyle? Benim işte bilmem ne. Halbuki biz onlara söylemiştik. Demiştik ki bak biz buradaki brandingi one way yapacağız. Yani one way vision derler. Dolayısıyla senin bu rengin burada uymaz. Dişi logonu kullanalım. Çünkü güneşle beraber ille de biz bunu... İşi uyarladıktan sonra, uyguladıktan sonra, astıktan sonra baktık bu bizim rengimiz değil. İndirin onu kaldırın. Ya bunun için bir daha bütçe ya nereden filan. Logo büyük oldu, küçük oldu. Sağda mutlaka. Durdu, dolayısıyla sponsorluk öyle çok da tırnak içinde herkesin bildiği kadar masum bir şey değildir diyeceğim. Masum değildir demek kötü bir şeydir anlamına gelmesin. İnsanlar masum bilmesin demeye çalışıyorum. Yani karşılık beklenen bir şeydir sponsorluk. Ve... Ben de şöyle bir algısı var mesela. Doğru mu bilmiyorum. Şimdi reklam kampanyası çıkarken işte beyin fırtınaları, işte genius fikirler, reklam yüzleri falan filan büyük hesaplamalar milimetrik bahsettiğin gibi yapılıyor da. Sanki sponsorluk işleri de hani yıl sonu artan bütçeyi hemencecik bir yerlere... Çok güzel bir soru. Hakikaten böyle biliniyor ama aslında böyle değil. Yani teoride böyle olmaması gerekiyor. Uygulamada birebir senin söylediğin gibi oluyor. Şöyle bir pazarlama ekibinin bir önceki sene Kasım ayında bir pazarlama bütçesi ona tevdi edilir, verilir işte. Assign edilir. Al bunu harca denir. Ve yıl sonunda yönetim ona der ki bu parayı ne yaptın kardeşim? Onlar da hesap verirler. Eğer para artarsa bu çok da iyi bir şey değildir. Aslında hiç iyi bir şey değildir. Çünkü yönetim der ki o kalan parayı da harcasaydın bu bana katlanarak geri dönecekti. Bunu niye harcamadın diye hesap sorar. Yani pazarlama ekibine bu parayı niye harcamadın? Bana niye fatura kestirmedin der. Bu aslında hiç de hoş bir şey gibi görünmüyor. Ama bu böyledir. Çünkü o parayı harcadığımızda bir karşılık bekleyeceğimiz için. Ama radyo reklamı, ama etkinlik, ama televizyon reklamı, ama sponsorluk falan. Dolayısıyla da bu marka ekipleri, kabaca pazarlama ekipleri son bütçeleri ne kadar harcamak isterler. Hatta bazı gruplarda ek bütçe istenmesi yönetimin hoşuna gider.
Demek ki iyi bir kanal bulunmuş, atış yaptıkça geri geliyor der yönetim. Dolayısıyla o artan bütçeler son kertede, son çeyrekte diyelim, harcanması için böyle başı kesik tavuk gibi o yöneticiler işler aramaya başlarlar. Geçmişte belki de burun kıvırdıkları şeyleri tekrar ısıtıp niye yapmıyoruz deyip ajanslara dönerler ya da sponsorlukla ilgili işler yapan kişilere, kurumlara, öğrencilere, organizasyonlara, futbol takımlarına, vakıflara, derneklere dönerler. Mesela aklımızda tabii sponsorluk deyince kurumsal sosyal sorumluluk sponsorluğun alt başlıklarından bir tanesi. Çünkü ille de sponsorluk kurumsal sosyal sorumluluk demek değildir. Ne gibi? Galatasaray'ın göğsündeki araba firmasının kiralama ya firması. Şey işte, bu kurumsal sosyal sorumluluk gözetmesi. Televizyonda mesela bir film gününü, yani çarşamba günleri oynanacak bir yabancı filmin sponsoru bir marka olabiliyor. İşte bilmem kimin sunduğu, Hollywood. Bu ille de şey falan değil yani. Kurumsal sosyal sorumluluk değil. Yani sponsorluk bakıldığı zaman başta da söylediğim gibi bir billboard'a reklam vermekten bir yere kadar çok farklı değil ama bir yerden sonra bir gözetme de söz konusu. Yani sokaktaki billboard'a sen dümdüz reklam verdiğin zaman bunun adı reklam faaliyeti. Ama o billboard altında bir tane bir priz varsa, billboard'un üstündeki güneş panelleri elektrik üretiyor da oradan gelen geçen telefonunu şarj ediyorsa buna sponsorluk diyebilir. Çünkü bu nedir? Toplumsal bir fayda gözetimidir. Güzel bir projeymiş. Yapıldı mı? Ya buna benzer şeyler yapıldı aslında. Mesela benim en sevdiğim yıllar öncesinde Sabancı grubu Karaköy'de, Tophane'de, daha doğrusu Tophane'de diyelim. Şimdi tabii orası Galata Port oldu, değişti ama o çeşme hala duruyor. O çeşmenin renovasyonunu üstlendi. Müthiş bir iş. Hmm. Üstüne de yazdı mı? Babalar gibi de yazdı. Helali hoş olsun. Bakıldığı zaman mesela geçen seneki aklıma üstüne gelen... Üstüne ne yazdı ya? Şey gibi mi yani? Hayratıdır. Hacı Sabancı'nın hayratıdır. Yok yani küçük bir şeyle. Ve o noktada da sponsorluk tabii ki kendisine söz edecek ama hani biraz önce de söylediğin ya logo büyüsün küçülsün falan. Burada da logo ne kadar küçülürse aslında o kadar da fazla konuşulur. Bu da sponsorluk triklerinden bir tanesidir diyebiliriz. Buna markanın çok gönlü olmaz. Niye ben bu kadarım falan der ama bakıldığı zaman işte. Bazının yücelticiliği mi diyelim? Evet yani hani hiç koymamak zaten büyük aptallık dünyevi anlamda ama koyup bir de böyle eşek kadar nal kadar koyduğun zaman da bu itici olabiliyor haliyle. Sponsorluk kabaca böyle diyelim. Sponsorluğu desteklediğimizi de söyleyelim. Ama sponsorluk bence ilerleyen yıllarda daha fazla kurumsal bir hale gelecek. Kendi başına sponsorluk ajansları da üreyecek, türeyecek, üremeli ve türemeli. Böyle ara form olarak sponsorluk organize eden ajans gibi bir şey mi? Müthiş bir durum bu. Bu genel olarak işte PR şirketleri yapar, reklam şirketleri yapar ama kendi başına uzmanlaşmış bir sponsorluk ajansı benim tanıştığım henüz yok Türkiye topraklarında. Varsa tanışmayı da ben çok isterim. İmkanı olursa yoksa böyle bir kuralım yapının içerisinde ben olmayı çok isterim. Çünkü bir markanın, marka vaadinin ne olduğunu iyi bilmekle beraber toplumun faydasını gözetebilecek organizasyonlar, takımlar, yenilemeler, tarihi programlar, belgeseller, aydınlanmalar, entelektüel işler, bunları bilebiliyor olmak bir entelektüel bir sermaye de istediği için. Sen olabilirsin mesela. Bence bir sponsorluk ajansı olacaksa en basit anlamda sen danışman olabilirsin. Çünkü diyebilirsin ki ey Sabancı grubu sen kadınları örnek veriyorum önemsiyorsun. Kadın haklarını önemsiyorsun. Toplumsal cinsiyet eşitliğini çok önceliyorsun. Ona uygun olarak da gel bak böyle bir şey var. Ben senin adına bu trafiği yöneteyim. Bu işleri çözmeye çalışayım. Aynı zamanda uygulamasını da yapayım. Aynı zamanda da raporlamasını da yapıp hop senin neler yaptığını bütün topluma gösterebileyim. Çünkü bir yerden sonra da tabii insanlar işletme körlüğüyle beraber senin de söylediğin gibi pazarlama enstrümanları arasında 1, 2, 3. sırada olmadığı için sponsorluk iletişimi çok böyle dikkate de alınmayabiliyor. Pazarlama marka tarafında, kurum tarafında ama orada odak, akıl, oradaki entelektüel sermaye, network çok kıymetli olduğunu ben düşünüyorum. İlerleyen yıllarda çok daha fazla önemli hale gelecek. Ama buna şundan bahsetmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin şortunda ol. Yani bu artık çok bilindik bir şey. Ama yeni fikirlerle beraber müthiş orada hani geometrik dönüşler alınabilecek işler söz konusu olabilir. Şeyde sponsorlar dahil mi? Aklıma geldi. Şu an aklıma geldi. Merakıma mucibi olduğu için soruyorum. Mesela bankaların yayın evleri var. Ve çok kaliteli yayıncılık hizmetleri yapıyorlar. Bunu da bir ticari faaliyetten ziyade muhtemelen kültür hizmeti olarak düşünüyorlar. Ya o biraz kurumsal sosyal sorumluluk diyebiliriz. Yani çünkü sponsorluk biraz üçüncü partilere destek olarak açıklanabiliyor. Evet biz Vakıfbank'tan bahsettik ama Vakıfbank'ın asli işi zaten bakıldığı zaman spor değil. Ama bankaların yayın evleri dediğimiz zaman kendi işleriyle de ilgili yayınlarını çözdükleri için onun bir fazlası olarak da topluma katkı sağlayabiliyor.
sağlayabilecek yayınlarının. Evet yani hani birbirlerinden böyle son dönemde Albaraka yayıncılık mesela büyük atılım. Yani böyle jiletle ayırabileceğimiz tanımlardan bahsetmek çok güç olsa da kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde onu tutabiliriz ama yine sponsorluk başlığının altında olsa da sponsorluk genel tanımı içerisinde yani biraz daha böyle dışarıdaki işlerle ilgili harekete geçebilmeyi şey yapmalıyız yani. Örnek olmalıyız. Çok güzel sponsorluk fikirleri geliyor gençlerden, üniversite öğrencilerinden geliyor. Kuralım bir ajans. İnşallah. Yine benim işte o ilk yıllarımda büyükçe bir yani bilindik bir grupta ben ilk işe başladığımda gerçekten hemen her gün ikişer üçer tane dosya gelirdi. Sunumlar gelirdi. Bakılırdı, edilirdi. Onların analizi yapılırdı, özetleri yapılırdı. Ama günün sonunda tabii başka beklentiler de o zaman için ön plana çıktığı için çok hak eden projelere destek olabildiğimizi ben söyleyemem. Hiç de diyemem, çok da diyemem. Ortasında bir yerlerde derim. Sponsorluk. Tabii medya ilişkilerinde çok daha fazla şeyleri de konuşmak lazım. Yani burada ne basın bunu da yazın diye bir şey vardır mesela. Hmm. Hani rahat konuştum çünkü buranın çıkartılacağını biliyorum ya da örtüleceğini. O da şudur. Sponsorluk yapıyorsun. Sponsorluk yaptığın kurumun aynı zamanda bir mecrası var. Adam sana orada haber desteği vaat ediyor. Hmm. Kardeşim benim yaptığım iş habere layık bir işse zaten haberi çıksın. Neden bunu da paketin içine dahil ediyorsun? Ya da olmayacak bir şeyse niye sen bunun haberini yapıyorsun? Şimdi bu Türkiye'de medyada haberciliğin işlevselliği konusunda evet ya yani bu işlerin içine girdikten sonra işin o kadar da samimi ya da literatürel yapılmadığını da gördükçe insan net tabii biraz... Net medya haberciliği dünyada da öyledir de bizde daha çok kör gözün parmağına yapılır. Yani tetikçilik var işin içerisinde. Her adımda bir para kazanma isteği tamamen var. Tamamen ticari faaliyet olarak. Yani. Tamamen yani. Sponsorluğun ilk çıkışı 1971'dedir. Daha sonra Alman ekolüyle beraber daha sınırları kesinleşmiş, netleşmiş bir tablo karşımıza çıkıyor. Ve her zaman ve üzülerek söylediğimiz bu yayınlarda da hep ifade ettiğimiz gibi biz bir adım geriden takip ediyoruz. Maalesef bize gelişi 2000'lere kadar geliyor. 2000'lere uzanabiliyor ancak. Onun öncesinde çok sponsorluk başlığı. O da mı geç geldi? O da biraz geç geldi. Hattatların ta böyle matbaadan itibaren galiba bizim böyle bir kötü talihsizliğimiz var. Ya da bizim değerlerimiz çok net, çok uymayabiliyoruz, çok ticari düşünemeyebiliyoruz bilemiyorum. Ama sponsorluk tam anlamıyla bir win-win'dir. Bunda ayıp yoktur. Bunda yargılanacak hiçbir şey yoktur. Her sponsorluk işinin dönüşü benim bu videolarda hep anlattığım gibi metriktir, matematiktir. Her harcanan kuruşun hesabı sorulur ve katma değeri ölçümlenir. Sponsorluğu yaymak lazım. Sponsorluğu daha da geliştirmek lazım. Az önce söylüyordum yarım kaldı. Üniversite öğrencilerinin hunharca projeye fikir üretmeye devam etmeleri lazım. Kurumlardan, kişilerden, markalardan destek için koşturabilmeleri lazım. Bu bilinç Türkiye'de evet geç geliyor olsa da fena bir durumda değil. Daha da ileri gidebileceğini ben düşünüyorum ve istiyorum aynı şekilde. Burada da varsa iyi müteşebbislerimiz ya da startupçılarımız, girişimcilerimiz sponsorluk ajansı konusunda da belki bir ışık yakabilir. Bilmişizdir. Genel olarak böyle diyelim. Sponsorluk bahsinde böyle kapatalım. Yanlış. Yani tariften ziyade bir boşluğu işaret edip belki de bu konuya hevesli yatırımcı ve yaratıcılara güzel bir örnek göstermiş. Aynen öyle çünkü yol haritası önümüzde yani. Zaten takip ettiğimiz bir dünya var. O dünyayı alıp kopyalayıp Türkiye'ye uyarlamaya kalksak yine şahane örnekler çıkacak. Bu arada ben şuna tam anlamıyla inanmaya başladım Erdal Hocam. Konunun azıcık dışına çıkacağım. Bu da böyle bir şey olsun. Bonus track gibi acıma. Bir şey olsun. Çok net bir şey artık böyle kafada net. İnsan tam anlamıyla adapte olabilen bir varlık. Adapte olamayınca kaybolup giden bir varlık. Bunu evrim de destekliyor. Evrimi destekleyen ya da desteklemeyen insanları bir kenara atarak sadece bir teoride böyle bir şey olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bu bizim felsefemizde de var. Ne diyor? Kişi arkadaşının dini üzeredir diyor. Bana arkadaşını söylesen ben şunu söylemeye çalışıyorum. İnsan tam anlamıyla tam bir kopya canavarı. Dili de böyle öğreniyoruz. Ahlakı da böyle öğreniyoruz. Her durumda şartta uyum sağlayabilme yeteneği var. Dolayısıyla da hani sponsorlukla bu söylediğim ne kadar bağlayabilirim? Şu ölçekte bağlayabilirim. Dünya ne yapıyorsa biz aynısını yapmaya devam edelim. Biz evet dezavantaj geriden takip ediyoruz ama avantaj yapacak şeylerimiz daha kolay çünkü denenmiş, başarılmış örnekler var. Biz de bunları alıp uyarlayabiliriz. Çok güzel yerlere gelebiliriz diyelim.